Kur'an'da hırsızlığın cezası el kesme midir? Kur'an-ı Kerim'de hırsızlıkla alakalı da çok önemli bir ayet-i kerime var cezai düzenleme bakımından. Maide suresinin 38. ayeti onu bize verir. O ayetin yani böyle bir formatta o ayetin vermek istediği mesajı bütün detaylarıyla ortaya koyamayacağımı beyan edeyim öncelikle. İslam kültüründe hırsıza verilecek cezanın bildiğimiz manada organik olarak elin kesilmesinden ibarettir. Fakat bunun bugünkü teknolojik imkanlarla düşünüldüğünde elini kestiğiniz adam elini geri isterse onu mikro cerrahi ile diktirebilir ve kaybolan elini kendisi isteyerek yeniden bir organına dönüştürebilir. Elin kesilmesinden kasıt hırsızlığın genellikle elle yapılmasıdır. Oysa bugün hırsızlıklar elle falan yapılmıyor. Şimdi hırsızlıklar böyle bakışla yapılıyor, sözle yapılıyor, yazıyla yapılıyor, bilgisayarla yapılıyor, talimatla yapılıyor. O zaman adamın elini kesmek, hırsızlık organını kesmek anlamına gelmeyecek. Dolayısıyla hırsızlığın kadın olsun, erkek olsun, hırsızın elinin, ellerinin kesilmesi demek aslında hırsızlığın yapılamayacak bir duruma getirilmesini yani gücünün kesilmesidir. Hırsızlık yapan, yapmak isteyen birinin bu imkandan yoksun bırakılmasını temin etmektir. Bunun için en iyi uygulama hırsızlık yapılmayı gerektirecek bir ortam meydana getirmemektir. Herkesin karnının doyduğu bir ortamda herhangi bir hırsızlık olayı da yaşanmaz. Milleti aç bırakıp da sonra hırsızlık yaptı diye elini kesmek Kadir Şinas bir tutum değildir. Hırsızın elinin değil, hırsızlıktan gücünün kesilmesi lazım geldiğinin ayet-i kerimedeki asıl mesaj olduğunu, fakta'u emrinin de böyle aslında mecazi bir kesme manası verdiğini, eydiyehuma kelimesinin de iki el manasına değil, onların gücünü kesin anlamına, hırsızlık yapmalarını engellemek manasına bir tedbirin önerildiğini düşünüyorum. Diğer görüşün yaygın bir kabul halinde uygulandığını, kitaplarda yer aldığını biliyoruz ama kastedilenin fiziksel anlamda kesmek değil, mecazi anlamda gücünün, takatinin kesilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Kaldı ki bir sonraki ayette eğer tevbe ederse Allah'ın onların tevbesini kabul edeceği beyanı yer alır. Adamın elini kestikten sonra tevbe etse ne olacak? El gitti yani. O zaman o tevbenin o kesme dediğimiz işlemden daha farklı bir işlemi beraberinde getirdiğini düşünmek ve bunun mecazi anlamda gücünün takatinin kesilmesi manasının kastedildiğini söylemek diğer görüşe göre daha isabetlidir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.